Körfez Doğa Sporları Grubu lideri Erhan Çiftçi ile ortopedik engelli ve Ayvalık'ta haber muhabirliği yapan gazeteci Suat Salgın'ın girişimleriyle gerçekleşen zirve tırmanışı için engelli gruba Edremit Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi'nin de lojistik ve kumanya desteği verdiği öğrenildi. Zorlu dağ yolu parkurunda aşırı soğuk, yağmur ve yoğun sis altında, çamur deryası ve zaman zaman da yalçın kayalıklarla dolu yolları, tekerlekli sandalyeleri ve koltuk değnekleriyle aşan engelli grubun, tüm olumsuz doğa koşullarına rağmen yılmadan verdikleri kararlı mücadele görülmeye değerdi. Engellilere eşlik eden Körfez Doğa Sporları grubunun üyeleri ise, engellilerin dağ tırmanış azmini hayranlık ve şaşkınlık içinde izledi. Türkiye'de yaklaşık 12 milyon engellinin sesini duyurmak ve toplumda engellilere fırsat verildiğinde tüm zorlukları aşabileceklerinin mesajlarını taşıyan engellilerin, Sarıkız Zirvesi tırmanışının engelli grubun 1726 metrelik zirveye ulaştıklarında bu başarıyı Cumhuriyet, Atatürk ve tüm şehitlere armağan etmesi ise macera dolu yolculuğa ayrı bir anlam kattı. Olmayacak, imkansız gibi görünebilir belki ama biz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Atatürk ve Cumhuriyeti kuranlara en güzel şekilde teşekkür etmenin bu yolla yapılmasından yana tavır düşünmüştük. Dolayısıyla sağ olsun dostlarımıza yardımcı olunca tekerlekli sandalyelerimizde, koltuk değneklerimizde ve tüm zorluklara rağmen en soğuk, en yüksek rampalara çıkabileceğimizi de ispatlamaktı amacımız. Dolayısıyla engellilerin fırsat verildiğinde yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını düşünerek toplumumuza da bir mesaj vermenin peşindeydik. Engelliler gerçekleştirdikleri zorlu tırmanışın ardından Sarıkız Türbesi'nde dilek dileyip dua okudu. Engelli grup daha sonra aynı yoldan zorluklar içinde geri indi.